20 senedir ben bu işi yapıyorum, 8 yaşından beri. Babam 35 senedir bu işi yapıyordu. 2,5 sene oldu, kaybettik kendisini. Hani seyyar araba işte indir bindir zor oluyor diye beraber ona yardıma gidiyordum. Hani bizim serüven de o zamanlardan başladı işte. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Hani statlarda geçti. Sağ olsunlar bizi çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Hani Pendik Spor bizim için hani bir yönden hem ekmek kapımız hem de yaşadığımız, büyüdüğümüz yer. Bizim burada olduğumuzu bilen seyyar arkadaşlar buraya gelmez. Alişan Bey başkanlık yaptığı dönemde gelip yemişti köftemizi. Magnifico gerçekten Pendik taraftarı için güzel bir taraftar. Pendik taraftarı çok böyle hırçın, devamlı kavgacı falan değil. Hani öyle insanlar değiller. Daha iyi yerlere gelmelerini diliyoruz. Bu arada da gol oldu. Dışarıya alışan insan sabit bir dükkanda duramaz. Yok, seyyarı bırakma. Tam babamın oğlu. Adım Tolga Ponçaklı, 28 yaşındayım. 20 senedir ben bu işi yapıyorum, 8 yaşından beri. Benim baba mesleği, babam 35 senedir bu işi yapıyordu. 2,5 sene oldu, kaybettik kendisini, vefat etti. Biz de onun bize verdiği elle beraber bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz, abimle beraber. Ondan öğrendiğimiz kadarıyla biz de kendi çapımızda hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz çok şükür. Seyyardık, sonra arabaya döndük, araç aldık. Hani biraz büyüttük kendimizi, dükkan filan denedik zamanında olmadı. Hani o yüzden tekrar seyyara devam yani. Çok şükür Pendik Spor'a geliyoruz. Hani buradaki taraftarlar, arkadaşlar hep beraberiz. Burada zaten doğup büyüdük, Pendikliyiz. Kaynarca'da doğup büyüdük. Abim, ben, annem, 3 kişiyiz. Annem bize tabiri caizse işte köfteyi koparıp atar. Biz elimizle kendimiz şeklini veririz. Ben yoğururum, o koparıp atar. Biz şeklini veririz, tepsiye dizeriz. Hani annemiz de bize o konuda çok yardımcı oluyor, sağ olsun. Hani o da başımızın tacı işte, anamız. Bize çok yardımcı oluyor, emekleri var çok. Babamın, annemin, hani üstümüzde gerçekten hani... Hiçbir anne babanın hakkı ödenmez. Hani ben 2,5 sene oldu kaybedeli. Yokluğunu çok yaşıyorum. Acısını çok yaşadım, hala da yaşıyorum. Kıymetini bilin. Yanınızdayken kıymetini bilin. Babam ilk İstanbul'a 13 yaşında geliyor. O zamanlar pazarcılık falan yapıyor ilk etapta geldiğinde. Bekar tabii. Evlendikten sonra bu sektöre geliyor. Evlendikten sonra geldiği için hani burada oturuyor zaten. Kaynarca'ya taşınıyoruz. Kaynarca zaten Pendik stadı. Geliyoruz. Burada tanıdık abilerimiz var işte. Amigo abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun. Hani onların vesilesiyle bir şekilde hani buraya geliyor ki hani ilk etapta sadece tamam burada devamlılığımız sürüyor. Ama hani normalde o kendisi dışarıya da gidiyordu hani. Başka Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin maçlarına, Ankara'ya, Çanakkale'ye gittiği zamanları biliyorum ben. Tabii şehir şehir geziyordu. O zaman tabii böyle araç yoktu. 3 tekerlekli arabamız, seyyarımız vardı. Hani seyyar araba işte indir bindir zor oluyor diye beraber ona yardıma gidiyordum. Hani bizim serüven de o zamanlardan başladı işte. Kendimiz yapıyoruz köfteyi. Hani kasaptan alıyoruz ama bizim kendi ayrıyeten içine karıştırdığımız baharatlarımız var. Bu tabii meslek sırrıdır, söylenmez. Ben kendim de yiyorum. Hani kendim yemediğim bir şeyi zaten ben ilk başta köfteyi alıp yapıp ızgarama koyduğumda önce ben tadına bakarım satmadan. Tadına bakarım. Ben okeylersem öyle satarım. Yoksa onun dışında vermem. Hani ben beğenmiyorsam müşterime de, misafirime de o köfteyi vermem. Öyle bir lugattır. Hani biz babamızdan öyle gördük. Hani sen kendini yemiyorsan başkasına satamazsın. Öyle gördük, öyle büyüdük. Öyle de devam ettirmeye çalışıyoruz çok şükür. Bu seyyar ortamında şöyle bir şey var. Hani herkesin bir bölgesi vardır. Mesela ben gidip Kadıköy stadını açmam. Çünkü orada bizim eski tanıdığımız abilerimiz bu işi yapan, daha uzun sene yapan, hani babamla beraber devam ettiren insanlar orada tezgahları var. Ben o tarafa gitmiyorum. Hani onun dışında işte örnek veriyorum Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun. Hani bu takımların maçlarına da hani gittiğimiz sadece ortak bir statta, Başakşehir stadında olursa hep beraber gidiliyor. Ama diğer türlü herkesin sabit bir bölgesi var. Mesela biz hani bahsettiğim gibi 30 senedir buradayız ama hani bizim burada olduğumuzu bilen seyyar arkadaşlar buraya gelmez. O yüzden biz tekiz burada.
Hani gelen de yeni başlamıştır, bizi tanımıyordur vesaire. Seyyar olduğumuz için bizim tek problemimiz hani zabıtalarla oluyor. Yani o da problem derken hani onlar da işlerini yapıyor tabii ki ama bizim de ekmek kapımız burası. Biz ona bir şey diyemiyoruz. O kapattırıyor. İşte bir şekilde anlaşıp gidiyoruz. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Hani statlarda geçti. Hani amigo abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun sağ olsunlar hani bizi seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz tabii ki. Hani zaten hani bir karşılıklı sevgi saygı olayı olmasaydı zaten biz 30 senedir burada biz duramazdık yani. Hani sağ olsunlar bizi çok seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Hani Pendik Spor bizim için hani bir yönden hem ekmek kapımız hem de yaşadığımız, büyüdüğümüz yer. O yüzden hani daha iyilere, daha iyi yerlere gelmelerini diliyoruz. Bu arada da gol oldu. Pendik Spor güzel bir gol attı. Sağ olsun. Bir 10 sene önce filanlı bir Pendik Sakarya maçı vardı. Pendik Sakarya maçında en son çıkışta tam hatırlamıyorum ama Sakarya yenildiği için herhalde bir kavga çıkmıştı. O kavgada bizi çok güzel taşlamışlardı. Çok güzel taş yedik yani hem arabaya hem kendimize. Kötü değil hani olabilecek şeyler bunlar tabii ki maçta oluyor. Ama hani sportmenlik değil açıkçası. Hani olmasa daha iyi. Bir aksilik olmuş işte stat cezası yemişiz. Ondan dolayı taraftarlarımız, amigo abilerimiz, kardeşlerimiz gelemedi. Normal bir maç gününe gelmiş olsaydınız hani şu an bu taraftar sesini daha yüksek bir şekilde, daha duygulu bir şekilde duyuyor olabilirdik. Tabii davullar, pankartlar, afişler hepsi bayağı olurdu. Hani meşale falan tabii biraz yasak olduğu için şey yapmıyorlar ama hani davullar, zurnalar bayağı coşkulu olurdu evet. Pendik taraftarı çok böyle hırçın, hani devamlı kavgacı falan değil. Hani öyle insanlar değiller. Hani öyle olabilmelerini için karşı tarafın kışkırtması gerekiyor. Kışkırtıldığı takdirde onlar da kendi tepkilerini gösteriyor tabii ki haliyle. Taraftarları normalde hani cana yakın insanlar. Hani ben 30 senedir onların içindeyim. Birçoğunun elinde büyüdüm sayılır. Beraber büyüdüğümüz arkadaşlarım da var. Hala da o zamandan beri görüştüğüm insanlar var mesela. Çok sevecen, cana yakın insanlardır yani. Magnifico gerçekten Pendik taraftarı için güzel bir taraftar. Alişan Bey başkanlık yaptığı dönemde gelip yemişti köftemizi. O ara çünkü onunla beraber bir muhabbetimiz, istişaremiz olmuştu. O zaman bizim tezgahtan köfte yemişti. Köfteniz güzelmiş, teşekkür ederim dedi. Sağ olsun çok da nazik bir insan kendisi. Bir dükkan hani düşünüyorum açıkçası ama şu an için ön planda değil. Şu an için değil. Hani şu an bu şekil devam edeceğim. Hani bundan sonra ilerleyen zamanlarda belki bir dükkan bulabilirsem kafama yatan işlek bir yerde. Hani tabii şu anki kiralarda malum. Ondan dolayı hani bakacağım inşallah hayırlısı neyse o olsun diyelim. Yok seyyarı bırakmam. Ben babamın oğluyum. Babam da öyleydi. Dükkan olduğu zaman o da dışarıda seyyarda. Çünkü dışarıya alışan insan sabit bir dükkanda duramaz. Hani sabit ben de duramam. Gerekirse ben eleman bırakırım dükkana. Yine stada çıkarım. Ben seyyarımı açarım yani. Şimdiki devir artık daha çok teknolojiye ilerlediği için herkes hani şey yapmıyor. Nakit para taşımıyor üstünde. Abi IBAN var mı? IBAN'a yollayalım. Post cihazım var mı? İşte post çekelim. Hani seyyarda post olmuyor. O yüzden hani IBAN numarası bu sefer her defasında hani müşteri varken telefonu çıkar, IBAN göster, at, tekrar geri koy. Hani bu zaman kaybı diye hani biraz da fazla yoğun istiyorlar diye IBAN numarasını çıkarttırdım. İsim soy isim olarak astım oraya. Oradan yollayabilirsiniz diyorum. Nakitiniz yoksa hesaptan gönderebilirsiniz. Problem yok. Pendik taraftarlarını gerçekten hani biz abimiz, kardeşimiz olarak görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Sağ olsun onlar da bizi seviyorlar. Hani başarılarının devamlarını diliyoruz yani.